Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe 252, 253, 254, 255 ve 256. sayfaları işleyeceğiz. İnternet nasıl icat edilmiş olabilir? İnternetin ortaya çıkışı askeri ihtiyaçların gereksinimiyle ortaya çıkmış bir sistemdir. Amerika 1960'da yılların başında Sovyetler... Siz Sovyetler Birliği'nin aralarında rekabetin ve gerilimin sürekli artmasından dolayı bir nükleer savaş sırasında güvenli olarak askeri haberleşmeyi sağlamak için bilgisayar geliştirmek amacıyla bir proje oluşturmuşlardır. Bu proje internetin gelişmesine ilk adım olarak bilinmektedir. 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı Apranet adıyla bilgisayarlar arası ağ iletişimi başlamıştır. 1973 yılında Arpanet Ağına İngiltere ve Norveç'teki iki üniversite bağlanmış bu olay küresel anlamda iki bağlantı ilk bağlantı olarak bilinmektedir. Daha sonra bu sistem ikiye bölünmüş bir tanesi milnet diğeri ise arpanet olarak devam etmiştir. Sonra bu iki ağ arasında iletişim kopukluğunu önlemek için internet protokolleri kurulmaya başlamış. O da bugün kullandığımız IP terimlerini oluşturmuştur. 90'lı yıllarda soğuk savaş sona erdikten sonra piyasaya sürülen yazılımlar ve onu tamamlayan unsurların gelişimiyle internet gelişmeye ve kullanmaya yaygınlaşması başlamıştır. 1996 yılından itibaren internet kişi ya da iletişimleri işletmelerin herhangi bir kurumuna ait olmadan isteyen kişinin istediği yerden başlanabildiği bir ağ sistemine dönüşmüştür. Yaptığınız araştırmalar sonucunda internetle hayatımıza meydana gelen değişiklikleri açıklayınız. İnternet hayatımızda etkin olarak 1996 yılında bireysel bilgisayarlara kadar girmesiyle yaygınlaşmıştır. İnternetin hayatımızda girmesiyle insanlar arasındaki iletişim hızlanmıştır. Gerekli bilgiler bugün istediğimiz anda cep telefonlarına dahi ulaşabilmemiz sağlanmış, evimizde veya iş yerlerinde kullandığımız bir cihaz internet aracılığıyla uzaktan kullanılabilir özelliği kazanmıştır. Tüm resmi yazışmalar, şirket yazışmaları gibi yazışmaların hepsi internet üzerinden gerçekleştiği için kağıt israfı gibi israflar azalmıştır. Marketler, bankalar sanal ortama taşındığı için evden çıkmaya gerek kalmadan zamandan tasarruf sağlanmış olmaktadır. Şiiri ikinci kez dinleyiniz. Dinlerken metinde boş bırakılan ifadeleri tamamlayınız. Öğrenmek istediğim şeyi bulmak için tıklarım. Neyse o şey kısa zamanda damlar ekranı Yine saniyeler içinde dileğim dostluğum ulaşır karşı tarafa. Kısaca ekranda uygarlığın birikimi parıldar. Yani internet bir bilgi sunar bir uçsuz bucaksız okyanus dal dalabildiğin kadar. Şiire iki farklı başlık belirleyiniz. İlk başlık sanalda bilgi. İnternet aracılığı ile birlikte istediğim bilgileri elde ederim. İkinci başlığım bilgisayarla bilge, bilgiye. Bilgisayar kullanarak istediğimiz bilgileri internet aracılığı ile kolay bir şekilde elde edebiliriz. Metnin konusu ve ana fikri. Metnin konusu internet. Metnin ana fikri internet ve bilgisayarlar aracılığı ile kolay bir şekilde istediğimiz bilgileri hızlı bir şekilde elde edebiliriz. Aşağıda dinlediğiniz metinden alınan bazı kelimeler verilmiştir. Görsellerden ve metinden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz kelimeleri ve tahminlerinizi ilgili görselin altına yazdıktan sonra bunları sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Okyanus, büyük su kütlelerinin bir arada bulunduğu büyük tuzlu sulara okyanus adı verilir. Saniye, saatlerde dakikanın 60'ta biri olan sayılara saniye adı verilir. Ekran, görüntüleri bizlere göstermek amacıyla teknolojik araçlarda var olan yüzeye ekran adı verilir. Büyük balıklar okyanuslarda bulunur. Birkaç saniye ile birinciliği kaybetti. Televizyon ekranında EBA TV'yi izliyordu. Şiirde bilgiye ulaşmak için hangi araçların kullanımından söz edilmektedir? Bilgiye ulaşmak için bilgisayar kullanıldığı ifade edilmektedir. Ekranda parlayan şey nedir? Siz siz de bu de, bu şekilde düşünüyor musunuz? Neden? Ekranda parlayan uygarlığın birikimi olarak ifade edilmektedir. Çünkü Geçmişten günümüze kadar var olan bütün bilgiler internet ortamında ekranda bizlere sunulmaktadır. Şiire göre internet kullanıcılarına neler sunar? İnternet kullanıcılarına istedikleri bilgileri sunmaktadır. Görselleri verilen teknolojik aletlerden hangileriyle internetten bilgi edinebilirsiniz? Evet, laptop, telefon, bilgisayar, tablet. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görselden hareketle defterinize bir hikaye yazınız. Hikayenizde giriş, gelişme, sonuç bölümlerine dikkat ederek olayları belirli bir oluş sırası içerisinde yazınız. Hikayenizi bitirdikten sonra birkaç kere okuyunuz. Yazım ve noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz. Hikayenizi arkadaşlarınız okutarak onların da fikrini alınız. İsterseniz öğretmeninizin kontrolünde hikayenizi sınıf içinde okuyarak da paylaşabilirsiniz. Zamanların birinde çocuk sürekli olarak bilgisayar başında oyunlar oynar, dışarıda var olan hayatı önemsemezmiş. Günler ayları, aylar yılları izlemiş ve çocuk böyle devam etmiş. Zamanın birinde çocuk hastalanmış ve gözleri bir süre görmemiş. Doktor bunun bilgisayardan kaynaklandığını söylemiş. Geçen tedavi sürecinde çocuk çok sıkılmış. Gözleri açılınca pencereden dışarı bakmış ve kar yağıyormuş. Karın güzelliğini gören çocuk neler kaybettiğini anlamış ve kıyafetlerini giyerek arkadaşları ile karda oynamaya çıkmış. Bilgisayarda artık zaman kaybetmemiş ve doğanın güzelliğine kendini bırakmış. Kullanma kılavuzu ne işe yarar? Kullanma kılavuzu bizlere almış olduğumuz teknolojik ürünler hakkında birçok bilgiler vererek kullanımı ve güvenliğimiz için var olan hususlara dikkat çekmektedir. Maddeler halinde kullanma kılavuzunun ne işe yaradığı şu şekildedir. Gerekli kullanma bilgilerini içerir. Kullanmadan önce ve sonra nasıl muhafaza edileceği, yaşanılabilecek sorunlar, kimlerin kullanabileceği, nasıl saklanması gerektiği, nasıl kullanılacağı, sorunlarda neler yapılacağı gibi bizlere bilgiler vermektedir. Kullanma kılavuzu içinde teknolojik aletlere ait ne tür bilgiler yer almaktadır? Kullanma kılavuzu içerisinde yer alan teknolojik aletlere yönelik düzenlenen belgede bizlere birçok bilgiler verilmekte ve bizlerin sağlıklı ve güven içinde kullanmamızı için bir bilgi defterini ifade edebiliriz. Maddeler halinde kullanma kılavuzu içinde teknolojik aletlere ait bilgiler şu şekildedir. Kullanım şekli, garanti belgesi, muhafaza şekli, kimlerin kullanması gerektiği, nasıl saklanması gerektiği gibi bilgiler kullanma kılavuzunun içinde teknolojik aletlere ait bilgilerde yer alır teknolojik ürünlerin kullanılmadan önce kullanma kılavuzlarının okunmasının bu ürünü kullanacak olanlara sağlayacağı faydalar hakkında konuşunuz. Üretilen teknolojik ürünleri elektrikli, elektronik ve diğer tüm aletlerin kullanımını kolaylaştırmak için tüketicilere yardımcı olabilecek kullanım kılavuzları ile bu teknolojik cihazların nasıl kullanılacağını öğreten kılavuzların okunması çok önemlidir. Bu kullanım kılavuzları içerisinde gerekli bilgileri cihazı daha kutudan çıkartmadan okumalı, garanti kapsamında gerekirse cihaz kurulumunu yetkili servise yaptırmalıyız. Bu kılavuzun içerisindeki teknik özellikleri iyi öğrenmeli ve çıkabilecek herhangi bir sorun karşısında çözümünü bilmeli, çıkabilecek bir arıza karşısında haklarımızı bilerek yasal yollara başvurmayı öğrenmeliyiz. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.